Başla. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Orhan Eli'deyiz. Bir şehit ailesinin evindeyiz. Şimdi hem kendilerini tanıyacağız hem de sizlere onların sıkıntılarını ileteceğiz. Buyurun ilk önce sizi tanıyalım ablacığım. Sevim Özdemir. Şehit annesi olarak Metin Özdemir'in annesiyim. Şimdi sizi tanıyalım abicim. Benim adım Hüseyin Özdemir. Metin Özdemir'in babasıyım. Şimdi biz sizden kısaca sorunlarınızı alalım. Sorunlarımız şudur. Biz 17 Ağustos depreminde benim çocuğum ilk gittiği gece Asteğmen rütbesiyle Yıldızlar Ordu evinde şehit olur. Ve bize oğlunuz şehit oldu denmez. Ben çocuğumu aramaya giderim. Aramaya giderim ve orada 3-4 gün içinde ordumuz, devletimiz hiç müdahale etmemiştir. 3-4 gün içinde çocuğumun naaşını çıkarttırırım ve Türk Silahlı Kuvvetleri bizim şehidimizdir der. Taputuna Türk bayrağını sarar ve bize teslim eder. Ben buraya getirdim. Nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün birimlerinde o günkü Cumhurbaşkanımız da bize taziyeler iletilir. Nasıl Bulgara Kuvvetleri'nin taziyeleri gibiyse 1. Ordu Komutanlığı'ndan Hilmi Özkök'ün taziyeleri. Oğlunuz şehittir derler. Ve o senenin Ekim ayında çocuğumuzun mezarını şehit mezarı olarak devletimiz gelir yapar. Resmi de oradadır. Evet. Şeyin, mezarının. Şimdi daha sonraki olan gelişmelerde şöyledir olay, şöyle gelişir. Tabii ki bize Türk Silahlı Kuvvetleri şehadet belgesini gönderir. Her türlü evrakını, benim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde serbest dolaşabilme şu kartımı gönderir. Ama ne yazık ki biz bu yıllarda doğal afettir diye pek aramayız. Yani devlet hatta bizi Marmara Bağlı Birlikler Komutanlığı'na çağırırlar. Anne adına kantin giderlerinde şu bugünkü parayla 300 lira gibi bir parayı verirler. Oradaki komutanımız binbaşı rütbesiyle değerli komutanımız bizi şöyle şey yapar, teselli eder. Bu anne adına gelen bir cep harçlığı gibi bir paradır kantin giderleri altında. Sizlerin bütün hakları verilmesi için devletimiz paralı askerlik çıkartmaktadır. Sizin gerek tazminatlarınız, gerekse bütün şehitlik maaşlarınız verilir der. Ama bunda da bir resmiyet yoktur. Biz de bunu beklemekteyiz. Devletimiz büyüktür. Sene olur 2002. AK Parti iktidar olacağı zaman ben sevinçten göklere uçarım. Böyle bir iktidar eğer olursa, böyle bir şey, Tayyip Erdoğan gibi, büyük şimdiki Cumhurbaşkanımız gibi bir başkanımız olursa, bize, başbakanımız olursa, bize haklarımız verilir. Ve bir hakkımız yenmez deriz. Fakat bu seneler gittikçe uzar. Nihayetinde bazı şeyler olur. Hakkari Çukurca'da kaçakçılar vurulur. Evet. Ondan sonra bunları bazıları Afyon'da patlama olur. Bunları doğal afete sokarlar. Van'da da bir deprem olur. Bunu da doğal afete sokarlar. Buradaki bütün mesela Van'daki stajyer öğretmenlere evet, şehitlik hakları verir. Anne babaya ona göre maaşları bağlanır. Kardeşlerine iş imkanı tanır. Ondan sonra biz bekleriz. Ve ben Şehit Aileleri Derneği'nde üyeyim Bursa'da. Şehit Aileleri Derneği bana haber verir. Bu gelin Gölcük de içine girdi der. Biz şehit ailelerinden bunu müracaatta bulunuruz. Gönderdiğimiz evrakta sizin çocuğunuz bu şeye girmiyor. Neymiş? Burada benim çocuğum Asteğmen olmuş. Onun için parası olmuş. Bu ordu evinde kalmayabilirdi der. Fakat benim çocuğum ilk gittiği geceydi. Ve buraya benim çocuğumu gönderen birliği tarafından gönderdiği ilk gecedir. Henüz hiç maaş, Asteğmen maaşı da almamıştır. O gün görev yaptığı gün alacaktır. Buradan çünkü parasız gitti. Fakat o gün verilmez maaşlar. Ertesi güne kalır. Ve çocuğum o gece maaşını almadan vefat eder. Daha sonra bu maaşı bana şehidimiz maaşını alamadan gitti. Bu para sizin onun hakkıydı. Bana gönderilir para. Bundan sonra bizi hiç arayıp sormazlar. İşte bu şehitlik yasaları 2012'de genişler. Daha sonra bu da yetmez. Burada bazı bayağı 3000 kişiden daha fazla birileri
bu kapsama girer ve Bursa ilinde de 3-4 tane olan şehit ailesi bu haktan yararlanır. Aynı zamanda benim ilçemde de orman muhafaza memuru olarak ordu nüfusuna kayıtlı Ömer Beyler vardır. Onun çocuğuyla benim çocuğum, o da Yıldızlar Ordu evinde fakat o erdir. Onun anne babasına şehitlik maaşları bağlanır ve iki kardeşi de 2014'te işe alınır. Maalesef ne 2012'deki tekrar ikinci bir genişlemeden biz yararlanabiliriz, ne de 2014'teki kardeşler hakkından yararlanabilir. Biz bunun neresindeyiz? Bu ve devlet benim devletim değil mi? Benim çocuğumda bu şehadet belgeleri, bu şehitlik mezarı neyin nesidir? Burada genel ara ara mesela 18 Mart'larda sürekli bizi protokollarımız çağırır. Evine jandarma garnizon komutanlığının aracı gelir. Bizi götürürler. Teselliler şeyler olur. Ama şehit ailesi diye olur bütün bunlar. İlde garnizon komutanlığından diğer şehit ailelerinin burada ilçede olan diğer şehit ailelerinden hiçbiri yok iken beni davet eder. Ve masamızda bir subay vardır. Bu subay kimdir? Özel olarak benim çocuğum subay rütbesiyle olduğu için burada Mudanya sahil güvenlik komutanını biz anne baba olarak bizi görevlendirirler. Diğer Bursa'dakilerine az subaylar falan çeder. Onun için biz her geçen gün biraz daha kahır oluyoruz. Bu konulardan devletimize bizim ne suçumuz vardı? Bu benim çocuğumu buradan gitsin de az temel olsun demedim. Ben çocuğumu askere gönderdim. Asker olsun diye gönderdim. Az şu şekilde olsun diye gönderdim. Şudur benim çocuğumun vatanı. Ve bu devletimiz senin tek suçunu benim çocuğumun az temel oldu diye bizim bütün haklarımızı vermez. Devletimden benim bir ricam var. Bana desin ki senin bu belgelerin, senin bu mezarın yanlışlıkla olmuş. Senin çocuğun aslında buna layık değildi. Gel şu belgeleri geri gönder bize. Bu mezarı da tahrip edip sökelim, geri iade. Ben buradan bu mezarı söküp Ankara'ya göndereceğim. Götüreceğim yani. Hiç üşenmeyeceğim. Bu şehitliğin neresidir? Ben neyin şehit ailesiyim? Neyi benim çocuğum emniyette? Şehit Metin Özdemir polis merkezi emniyet amirliğidir. Niye benim sokağım Şehit Metin Özdemir sokağıdır? Orada bu şehit hem bu şehitlik neyin nesidir hanımefendi? Soruyorum size. Devletim cevap versin bana. Yazıklar olsun benim halime. Ben çok sevinmiştim AK Parti'nin iktidar oluşuna. Peki bu şehadet belgesi olduktan sonra yani şimdi artık iptal mi edildi diyorlar? Sizin çocuğunuz şehit değil midir diyorlar? Hayır, hayır hanımefendi demiyorlar. Biz hakkımızı arıyoruz. Nasıl herkese yani 17 Ağustos depreminde ölenlerin de bütün ailelerine maaşlar bağlandı. Bazı takıntılar olan Bursa ilinde bir sürü valilikte kayıtları olan şehit ailede şeyleri vardı müracaat. Fakat bu 12-13 kişiden yalnız benim Bursa ilinde kalışım valilikte mevcuttu. Allah'ım bana bu çocuğu verdi. Ben bu çocuğu nefiklerden büyüttüm. Anne baba olarak büyüttüm, okuttum. Askere gönderdim. Benzerini dahi başıma suyla yıkadım. Ben bu çocuklarım o zaman neredeydi? Bu rahat hazır benzer neredeydi? Kendimiz makineydik biz. De. Çok güçlüklerle okuttum. Çok güçlüklerle büyüttüm. Ama yavrumun hakkını da istiyorum. Kendi hakkımı da istiyorum. Devlet bizi haklısın. Hakkını yani bilir. Sadece belgelerimiz geldi. Yani belge ben olarak elimizde kaldı diyorsun. Şu an bu belgeleri iade ediyorum. Benden sadece bir yazıyla yetkili ilgili merciler bunları geri alsın. Hiç olmazsa ben de derim ki benim oğlum şehit değilmiş. Bunlar yanlışlıkla gelmiş. Ama ondan sonra düz bir mezar yaptırarak ben çocuğuma bir düz bir mezar yaptırabilirim. Şehit ailesi hiç param olmamış olsa bile işte arkadaşım bile benim çocuğumu burada ilçe merkezi el üstünlükten 10 sene turnuvası düzenlendi burada. Hatta şunu dediler devletimiz mezar getirmeden çocuğumu defnettikten sonra arkadaşları toplaşmış. Biz dediler Metin'in mezarını biz yapacağız. Tabii biz askeriyenin mezarını yapacağını bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Devletin mezarı yapacağını bilmiyoruz. Ben de o zaman dedim ki çocuklar acele etmeyin. Ben henüz mezar yapa kendi çocuğumun mezarını kendim yaparım.
Ne demek arkadaşları mezar yapacak? Bu gibi çeşitliler de geçti o yıllarda. Yani bu geçen süre, 16 yıl gibi geçen süre halen 10 gün kadar bile değil benim için. Bugün 10 gün kadar değil. Tabii, evet, ben buralarda da, işte burada yazılarımda belirtmişimdir bugün hepsini. Yani çok, çok çok çektim. Çocuğunun naaşını çıkarttırana kadar da çok çektim. Orada hemen birden bize vermediler. Hatta evet, bize çocuğumuz ölmüştür diye haber bile vermediler. Bu aramaya ben çocuğun sağ diye aramaya gittim. Burada NTV haberleri der ki o gün işte Seymen ulaştırma taburuydu benim çocuğumun birliği. Seymen ulaştırma taburunda bir herhangi bir zayiat yoktur. Askerleri kurtarma yerinde der. Ona çok sevindim. Ertesi günü de benim çocuğumun kendi sesinden cep telefonundaki mesaj attığını bilmem. Hemen telefon haber verir. Merhaba ben Metin. Halbuki çocuğum ölmüştür. Ölmüştür. Ama çocuğum bu arada sağ çıkan bir arkadaşın söyleyişine göre 10 saatten daha fazla sağ kalmıştır. Sağ kalmıştır. Ne yazık ki kurtarma birliği hiç oraya gitmemiştir. Ben buraya 2-3 gün sonra gittim. Perşembe günü gittim. Perşembe günü vardığımda, akşam üzeri oraya vardığımda kurtarma birlikleri Çanakkale'den gelmiştir. Bu kadar devletimiz bunları ölüme terk etmiştir. Benim çocuğuma arkadaş soruyor. Metin nasılsın diyor. Mustafa üstümde kiriş var diyor. Girişten nefesim sıkışıyor diyor. Beni biraz konuştur diyor. Mustafa yaralı bir arkadaşını daha çekmiş oluyor. Nice sonra o yaralı arkadaşını kimseye gönderemeyince Gemlek Hastanesi'ne onu bırakıp dönmek ister. Fakat Mustafa'yı Gemlek Hastanesi salmaz. Hasta şeyin başında duracaksan alırız. Eğer durmayacaksan o çünkü çok acele eder Metin'i konuşturmak için. Maalesef Mustafa'yı salmayınca Mustafa, hatta benim oğlumun yanında bir de Gökhan Genç olan diye yine bir hasta imam vardır Antalya'ya ile bağlı. Bunlar burada Gökhan'la beraber, hatta Gökhan'a sorar Metin Gökhan ne yapıyordur? Metin cevap verir. Evet. Mustafa Gökhan altımda üstümde dolaşıyor. Dönüyor demiş ya. Ama ses vermiyordur. Mustafa sen beni hiç durmadan konuştur der oğlum. Uzun süre sağ kalır. Ama devlet yardımı gelmediği için bizim haberimiz olsa oran ise berber olur buraya. Bu 10 saatin içinde de Gölcük bir adım yer. Anında çıkartırız. Biz devletimiz bize minnet borcu vardır. Bunu yerine getirmesini istiyorum. En azından bu 3 kuruşluk şeyleri bize yerine getirsin. Benim parada pulda gözüm yok. Birileri şey açtı. Antalya'daki arkadaşı tazminat davası açtılar. Bu bir bina, kaldıkları bina. Yıldızlar orada evi. %100 denetimsiz ve çürük çıktı. Kocaeli İl İmar Müdürlüğü'nden hiç ruhsatı olmayışı, denetimi olmayışı. Kocaeli İl İdare Mahkemesi'nce onlar kazandılar bu yıllarda. Ben bu davayı açamadım. Çünkü maddi imkanlarım yoktu. Onlara da bir siyasi parti arka çıkıyor. Bu siyasi partiden olan bir avukat her şeyi üstleniyor. Biz dava 2013'te bitiyor. Maddi ve manevi 4 kardeşine daha maddi ve şey manevi tazminat verilir. Gerideki anne babaya da hem maddi hem manevi tazminata donanma komutanlığı mahkum olur ve bu parayı aileler ödenir. Ben böyle bir hak da alamadım. Gününü de geçirdim. O yıllarda bana 3 bin lira gibi, 3 milyar gibi milyardı para. Ben bu parayı bulma imkanına sahip değildim. Halbuki gerçekler varmış ama ben elimden tutan olmadığı için kendi burada çok üzgün olduğum için takibini yapamadım. Ben şimdi devletime sesleniyorum. Bu son çırpınışlarım benim. Daha çırpınacak halim yok. Mezarını kendi elimle kırarım gerektiğinde. Bu belgeleri de Bursa heykel önünde üzerime benzin dökerek kendimle beraber yakarım. Bunları yayınlayayım. Evet sevgili seyirciler, şu an gerçekten de ne söylenmesi gerektiğini ben de bilemiyorum ama burada hem Cumhurbaşkanımıza hem Başbakanımıza sesleniyoruz. Gerçekten de çok zor bir durumdalar. Ya şehitliği elinden alın, şehitliği ben çocuğumuz desinler ya da şehitliği tamamen verin. Hem haklarını hem maddi hem manevi haklarını verin. Onlar da bilsinler yani çocukları şehit mi değil mi?